A Spor ekranlarından herkese merhaba. Ben Demet Gedik. Sabah sporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemin öne çıkan spor gelişmelerine ve gazete manşetlerine bakacağız. Konuklarımızla birlikte de tabii ki Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen dün akşama gideceğiz. 17. haftada Fenerbahçe Fraport'ta Antalya Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Şimdi maçın özet görüntüleri ardından da basın toplantılarıyla başlıyoruz. Sabah sporunda sırada gazete manşetlerimiz var. Şimdi günün öne çıkanlarını haber olarak sizlerle paylaştık. Bir de gazetelerde öne çıkan manşetlere hemen bir bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Hemen logonun üstünde pozisyon ofsaytımsı başlığı kullanılmış. Sivas Galatasaray maçında hakem Özdamar'la VAR odası arasındaki diyaloglar akıllara durgunluk getirdi. Yine detaylar aynı şekilde burada var. Biz de az önce sizlerle paylaşmıştık. Devam edelim. Pelerinli kahraman Batman başlıklı bir haber var. Fenerbahçe Antalya'da 1-0 geriye düştü. Sonra Batshuayi sahneye çıktı ve attığı 2 golle takımını maç fazlasıyla lider yaptı. Fanatik gazetesinde de yine aynı şekilde Batshuayi'nin fotoğrafını görüyoruz. Fener'in zirve inadı başlığı tercih edilmiş burada da. 4 topu direkten döndüğü maçta Antalya'yı yenen Fenerbahçe bir kez daha liderliğe yükseldi. Hemen altta yine işte VAR kayıtları başlığıyla ofsaytımsı bir şey var ve abartıyor sarıda kalacağım başlıkları hakemlerin demeçleri yine alt başlık olarak aynı şekilde paylaşılmış. Sabah sporla devam edelim hemen. Gönüllerin de kaptanı başlığı var. Mehmet Özcan'ın haberi Muslera neden Galatasaray'ın sahadaki lideri olduğunu bir kez daha gösterdi. Yönetim 7-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrası ilk 11'e 250'şer bin TL prim verme kararı aldı. Ancak Uruguay ile eldiven devreye girince gençler de dahil herkes 150 bin TL'yi cebine koydu. Devam ediyoruz. Hemen altta da o gün Şahinoğlu'nun bir yazısı var. Deli Ali demir attı başlığı kullanılmış. Ara transferde ayrılacağı konuşulan İngiliz yıldız için Beşiktaş'tan başka seçenek yok. Sezon başı Everton formasıyla 2 maça çıkan deneyimli 10 numara sezon içerisinde 3 farklı takımda oynayamama kuralına takılıyor. İngiliz ekibi de geri istemiyor. Takvim Spor gazetesinde de yine dünkü Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili Batshuayi'nin fotoğrafı karşımıza çıkıyor. Batman'den sevgilerle başlıklı. Kanarya yeniden maç fazlasıyla zirveye çıktı. 14'te Hacı Wright'a engel olamayan Sarı Lacivertliler 55 ve 62'de Batshuayi'nin golleriyle galibiyete uzandı. Çok önemli bir 3 puan kazanan Fenerbahçe pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi de moral depolamış oldu. Devam edelim. Hürriyet gazetesi diyeceğiz şimdi. VAR'ı dinlesem ne olacak ki? Başlıklı bir haber var hemen ona bakalım. Nuri Şahin'den 90+8'de VAR'a takılan golle ilgili çarpıcı bir yorum geldi. İlk devre iyiydik ama ikinci yarıda Fenerbahçe'ye gücümüz yetmedi. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Korktuğumdan değil, çıkar Antalya Spor'un hakkını savunurum ama inanın puan geri gelmeyecek dedi. Fanatik gazetesine tekrar bir geri dönüş yapalım. Batshuayi seriye taktı başlıklı haberle devam ediyoruz. Belçikalı Yıldız Dünya Kupası dönüşü kupada İstanbulspor filelerini 2 kez sarstı. Son lig maçında Hatay ağlarını havalandırdı. Batshuayi hafta içindeki idmanlarda gol şov yaptıktan sonra dün de kaleci Alperen'i önce kafayla ardından da penaltıdan avlamayı başardı. Hacı Wright'ın golü yetmedi. Adı Fenerbahçe ile anılan Hacı Wright dün takımın öne geçiren golü attı. Zorlu maçta Antalya Spor'un en etkili isimlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri forvetin çabaları takımının puan alması için yeterli olmadı. Fotomaç gazetesiyle devam ediyoruz. Gösterin gücünüzü başlıklı bir haber var. Burada hemen bakalım Galatasaray bugün Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Oyunculardan Sivas Spor maçı tartışmalarını ve derbiyi bir kenara bırakmalarını isteyen Okan Buruk, biz sahada konuşacağız. Herkesten 2 kişilik performans bekliyorum diye konuştu. Sabah Spor gazetesinde bekliyorum aslanım başlığı var. 113 dakika oynanan ve son anları nefes kesen maçta Antalya'yı yenen Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu. Yine maçla ilgili detaylar aynı şekilde yer alıyor. Meşi Batshuayi'nin açıklamaları var. Derbiyi de kazanacağız dedi başarılı golcü. Hürriyet gazetesinde yine hakem hataları ile ilgili haberler devam ediyor. Özgüç Türkalp bitti. Özdamar ve Karaoğlan
uzun süre cezalı başlığı kullanılmış. TFF kamuoyunda oluşan spekülasyonları bitirmeye yönelik tarihi bir adım attı dün. VAR kayıtları ilk kez açıklayan TFF, Gaziantep, Beşiktaş, Sivas, Galatasaray maçlarını yönetenlerin önemli hakem hatası yaptıklarını belirtti. MHK'de cezayı hemen kesti. Takvim Spor gazetesine de bakalım. Son olarak Cimbom'a Viking Solbek başlığı var hemen en başta. Ocak ayında kadrosuna Solbek takviyesi yapacak olan Sarı Kırmızılılar, Eken'de oynayan Christopher Lund'un peşine düştü denmiş. 20 yaşındaki oyuncu kulübü Haken'le olan sözleşmesini 2024 yılında sona erecek. TFF devrim yaptı, ilk kez VAR kayıtlarını açıkladı. Yine bu haber Takvim gazetesine de yansımış başlık olarak da. Burada offside'ımsı bir şey var kullanılmış. Sivas Galatasaray maçının varı Özgüç Türkalp'in Erkan Özdamar'a burada offside'ımsı bir şey var dediği ortaya çıktı. Atilla Karaoğlan'sa Gaziantep'te Beşiktaş'ta Enkudu'nun kafasına abartıyor yorumunu yaptı. TFF Sivas Galatasaray ve Gaziantep Beşiktaş maçlarında bariz hakem hataları yapıldığını açıkladı. MHK Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini belirtti. Karaoğlan'sa Özdamar'da uzun süre maç yönetemeyecek. Gazete manşetlerimizi sizlerle paylaştık. Şimdi haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Hangi Kredi Ümraniyespor Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Maç 2-2 sonuçlandı. Şimdi maçın ardından iki teknik adamın da açıklamaları geliyor. Gazete manşetlerine ikinci saatte de tekrar bir dönüş yapıyoruz. Takım takım gideceğiz. Beşiktaş demişken Beşiktaş'ta devam edelim hemen. Fanatik gazetesinde bakalım siyah beyazla ilgili hangi haberler var. Rüya liste başlığı hemen dikkatimizi çekiyor. Beşiktaş devre arasında yıldızları da gözüne kestirdi. İlk hedef Saiss'in Fas'tan takım arkadaşı Hakim Ziyech. Onun yanı sıra Leicester'dan Çağlar Söyüncü, Marsilya'dan Cengiz Ünder ve Kayserispor'dan Onur Bulut için de görüşmeler tam gaz devam ediyor. Kara Kartal taraftarını coşturacak demiş Fanatik gazetesi. Ve dört ismin de topun ağzında olduğuna vurgu yapılmış. Teknik direktör Şenol Güneş Ocak ayında Dele Alli'nin yanı sıra Montero, Emrecan ve Muleka ile yolları ayırmayı planlıyor. Bu listeye başka isimlerin de dahil olması ihtimali tabii ki var. Fotomaç gazetesinin Beşiktaş sayfasına geliyoruz hemen. Şenol Güneş İranlı kanat oyuncusu için tamam dedi. Peki kim bu isim? Ali Reza'ya onay başlıklı haber. Sportif direktör Kazancı'nın tavsiyesiyle izlenen Ali Reza için teklif hazırlıkları başladı. Kiralama önerisiyle Feyenoord'un kapısı çalınacak. Ve bu isme Weghorst'un da kefil olduğu detayı yine dikkat çekiyor. Hiçbir yere gitmiyorum başlıklı bir haber var. Mutsuz olduğu iddia edilen Valentin Rozier, bu formayı hala aynı heyecanla giyiyorum ve hiçbir yere gitmeye de niyetim yok diyerek iddialara bir yanıt vermiş oldu. Neredeydiniz başlıklı bir haber var sol altta hemen. Beşiktaş kulübünün açıklamalarına yer verilmiş. Ne olmuştur da neden bugün ve sadece iki maç açıklanmıştır? Tüm maçlardaki VAR kayıtlarını açıklayın diyerek Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi Beşiktaş kulübü. Sabah Spor gazetesinde hemen o gün Şahinoğlu'nun yazısına bakalım. Dele Alli demir attı başlıklı bir haber. Ara transferde ayrılacağı konuşulan İngiliz yıldız için Beşiktaş'tan başka bir seçenek olmadığı söyleniyor. Sezon başı Everton formasıyla iki maça çıkan deneyimli 10 numara sezon içerisinde 3 farklı takımda oynayamama kuralına takılıyor. İngiliz ekibi de aynı şekilde geri istemiyor. Takvim Spor gazetesine geçelim. Beşiktaş kanadı yerli isimlere emanet edecek. Kartal'dan Halil Mehmet Atağa başlıklı bir haber yayınlanmış Takvim gazetesinde. Transfer gündeminde de değişik farklı isimleri görmeye başlıyoruz Beşiktaş cephesinde. Ara transferde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Schalke'de oynayan Mehmet Aydın ve Westerlof olması giyen Halil Akpınar'ı gündemine aldığı iddia edilenler arasında. Ve hazırlıklar sürüyor. Süper Lig'de 17. haftayı bay geçen Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Ümraniye'de teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla başladı. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla devam edip çift kale maçla tamamlandı.
Onun yanında da Şok Josef iddiası başlığı var. Josef de Souza'nın fotoğrafıyla beraber Brezilya basını Josef de Souza'nın sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesine döneceğini iddia ediyor. Beşiktaş'la ilgili son gazetemiz Hürriyet'e de bir bakalım. Varı dinlesem ne olacak ki başlıklı bir haber var. Biliyorsunuz dün Futbol Federasyonu 2 karşılaşmanın da VAR kayıtlarını yayınladı. Bunlardan biri Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasıydı. Nuri Şahin'in de aynı zamanda dünkü karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara da yer verilmiş. Nuri Şahin'den 90+8'de VAR'a takılan golle ilgili çarpıcı bir yorum var. İlk devrede iyiydik ama ikinci yarıda Fenerbahçe'ye gücümüz yetmedi dedi. Beşiktaş'la ilgili gazete manşetlerini, öne çıkan haberleri sizlerle paylaştık. Ve biliyorsunuz Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Dün iki karşılaşma oynandı ve daha birçok karşılaşma var. İsterseniz alınan sonuçlara ve haftanın programına hep birlikte bir bakalım. Haftanın açılış karşılaşmasında dün Angikredi Ümraniyespor Atakaş Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. Ve Fenerbahçe Fraportsav Antalyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Bugün 4 karşılaşma oynanacak. Saat 17'de Kasımpaşa Korendon Alanyaspor'u ağırlarken Yukatel Kayserispor'da Babakars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Arabam.com Konyaspor Demir Grup Sivasspor karşılaşması ve yine aynı saatte Galatasaray MK Ankara Gücü kozlarını paylaşacak bu iki takım. Perşembe günü haftanın kapanış gününde 3 karşılaşma var. Saat 17'de Medipol Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında olacak. Saat 20'deki ilk mücadele Adana Demirspor İstanbulspor ve haftanın kapanış maçı yine aynı saatte Trabzonspor Biteksen Giresunspor maçıyla olacak. Beşiktaş'ta az önce de bahsettik, bu haftayı bay geçen takım oldu. 17. haftanın programını ve alınan sonuçları sizlerle paylaştık. Az önce de bahsettik. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankara Gücü'nü konuk edecek. Maçla ilgili öne çıkan detaylar geliyor ekranlarınıza. Gazete manşetlerinde bu kez de Galatasaray diyeceğiz. Sarı Kırmızılıların gündemi yoğun. Bugün bir karşılaşmaları var. Bakalım öne çıkanlar neler olmuş. Foto Maç gazetesinde VAR kayıtları açıklandı başlığı var. Biliyorsunuz Galatasaray karşılaşmasının da VAR kayıtları açıklandı dün. Detaylara hemen bakalım. TFF bahsi geçen maçlarda hakemlerin Sivas'ın iptal edilen golünde ve Beşiktaş'ın Enkudu'nun rakibinin yüzüne kafayla müdahalesi için önemli hakem hatası yaptıklarını tespit ettiğini açıkladı. MHK Sivas Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'in görevine son verdi. Orta hakem Erkan Özdamar'la Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'a uzun süre görev verilmeyecek ve Sivas Galatasaray maçındaki bazı detaylar yine aynı şekilde burada mevcut. VAR'da Erkan Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelson'u itiyor. Erkan Özdamar'ın cevabı olarak evet çok net, Robin Yalçın'ın Nelson'a teması var. Offside var mı? Bana onu söyleyin dedi ve VAR'dan da evet pozisyonda offside var cevabı geldi. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. 7 maçlık müthiş seri başlığı var hemen üst tarafta. Sarı Kırmızılı ekip 5'i ligde, ikisi de Süper Kupa'da olmak üzere son 7 resmi maçından da galip ayrılmayı başardı ve çıkışa geçti. Derbiyi bırak 3 puana bak başlıklı bir haber var. Metin Karabaş'ın haberi. Sivaslı deplasmanda yenerek haftayı lider kapatan Galatasaray'da moraller oldukça yerinde, ancak Ankara Gücü maçına çıkarken hem teknik ekip hem de oyuncuların aklının bir köşesinde pazar günkü Fenerbahçe derbisi olacak. Eğer rehavete kapılırlarsa bu pahalıya mal olacak takım için. Yine Gomis takımı sırtlayacak. Takımla çalışmalara başlayan ancak forma giyip giymeyeceği belli olmayan Icardi ve formsuz Seferovic'den bir türlü yararlanamayan Galatasaray'da gol yükü yine Buffett'in bir Gomis'te olacak. Sivas deplasmanında beklentilerin altında kalan 37 yaşındaki santrfor, Ankara Gücü karşısında tıpkı İstanbulspor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren golleri atmayı hedefliyor. 6 golle takımın en skoren ismi konumundaki Gomis'in en yakın takipçileri 5 golle Kerem, 4 golle Icardi, 3 golle Mertens ve 2 golle de Barış Alper Yılmaz. Tribün lideri yine Aslan olacak. Bu akşam 2022 yılının tribün verileri açıklandı. Buna göre ligde senenin en çok seyirci çeken karşılaşması bu sezon 13. haftadaki Galatasaray
Beşiktaş derbisi oldu. Bu sezonki maç başı seyirci ortalamalarında da Galatasaray açık ara lider gözüküyor. Sabah sporla devam ediyoruz hemen. Gönüllerin de kaptanı başlıklı bir haber var. Mehmet Özcan'ın kaleme aldığı ve Muslera'nın fotoğrafıyla birlikte. Muslera neden Galatasaray'ın sahadaki lideri olduğunu bir kez daha gösterdi. Yönetim 7-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrası ilk 11'e 250'şer bin TL prim verme kararı aldı. Ancak Uruguaylı eldiven devreye girince gençler de dahil herkes 150 bin TL'yi cebine koymuş oldu. Takvim gazetesinde Cimbom'a Viking Solbek başlıklı bir haber var. Ocak ayında kadrosuna Solbek takviyesi yapacak olan Sarı Kırmızılılar, Haken'de oynayan Christopher Lund'un peşine düştü. Yeni bir transfer haberi bu da Galatasaray için. Ve yine aynı şekilde TFF devrim yaptı. İlk kez VAR kayıtları açıklandı. Burada ofsaytımsı bir şey var başlığı da dün açıklanan VAR kayıtlarıyla ilgili başlık olarak yansıyan bir detay. Yeni Asır Spor gazetesiyle devam ediyoruz. Şimdi tarihi karar başlıklı bir haber var. TFF ciddi hakem hatası tespit edilen iki maçla ilgili önemli hakem hatası yapıldığını belirtirken MHK hakemlere görev vermeyeceğini açıkladı. Onun yanında Aslan'ın konuğu Ankara Gücü başlığını görüyoruz. Lider Galatasaray hafta içi mesaisinde saat 20'de Ankara Gücü ile karşı karşıya gelecek. Bakalım nasıl bir mücadele izleyeceğiz bu akşam. Gazete manşetlerimizi inceledik. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Savaş Çorlu bizlerle birlikte kendisiyle beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Savaş Çorlu. Nasılsınız bugün? Hoş bulduk sevgili Demet. Sen nasılsın? Sen değil misin? Her şey yolunda mı? Çok teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Başlayalım isterseniz. Karşılaşmanın öncesinde aslında dün açıklanan VAR kayıtlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü Galatasaray'da devrede bu konuda önemli bir karşılaşmaydı ve sonrasında çok fazla konuşuldu. Sivasspor iptal edilen golü dün artık neden iptal edildiği açıklandı. VAR kayıtları çıktı, hakemlere cezalar geldi. Bu konuyla ilgili önce bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Ya bir defa Türkiye'de ilk oldu. Bu kural çıktığından bu tarafa hep bekleniyordu. Neden açıklanmıyor, niçin açıklanmıyor? El altından konuşmalar sızıyordu. Biz de bunları bir şekilde dile getiriyorduk öğrendiğimiz kadarıyla. Beşiktaş-Gaziantep-Spor maçından sonra yaptığım yayında o kafanın şiddetini hafif bulduğu için o kırmızı kartı göstermeden ifade etmiştim. Gerçekten de o konuşma birebir aynısı çıktı yani. Evet. Şimdi burada ofsaytımsı diye bir kural geldi artık futbol literatürüne. Yani böyle bir sohbette o VAR'la hakem arasında, avanla arasında yapılan konuşmaların gayet lakayet, ciddiyetsiz bir konuşma olduğunu gördük yani. Böyle izlediğimiz zaman biz ne izliyoruz dedik yani adeta. Bir VAR eğer maçın yöneten hakemine, pozisyona bak diyorsa siyahla beyaz kadar yani farklılık olması lazım bu pozisyonda. Bu protokolde bu var. Siz ofsaytımsı bir şey görüyorum. Bir bakıyorsunuz. Ona bakarken bir daha işte 7 numaralı oyuncu, 9 numaralı oyuncu bu kadar enteresan bir şeyler olmuş ki orada. Gerçekten de kim bilir buna benzer biz neler neler yaşadık. En son geçen baktığım zaman sezonda Alanyaspor maçı var mesela Galatasaray'ın evinde oynadığı. Boya gösterdiği kırmızı kart şimdi ekranlara mesela farklı Sivasspor maçı geliyor ama o boyun neden kırmızı kart gördüğünü bilemedik. Yani bu VAR çıktığından beri VAR ama yokmuş gibiydi. Hı hı. Bu bir ilk olmasın. Bundan sonra böylesine tartışmalı maçlarda VAR kayıtları çıkması lazım. Şimdi de mesela Fenerbahçe'nin dün akşamki Antalyaspor'un son dakikada attığı golün neden iptal edildiği, ofsayt çizgisinin çizildiği pozisyon tartışılıyor. Galatasaray'da mutlaka alacaktır. Galatasaray'da diğer takımlarda da hatalar olacaktır ama artık gerçekten de insanların futboldan soğuma noktasına getirdi bu hatalar. Kasıtlı ya da yanlış hatalar ne edersek bunları diyelim. Yani futbol artık insanlar konuşmaktan vazgeçmeye başladı. Pozisyonu ekliyoruz şimdi, izliyoruz. O VAR kayıtlarındaki konuşmaları dün 3 defa, 4 defa, belki 5 defa izledim tekrar. Akşam Erman Hoca'yı da izledim. Ve Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'ın açıklamasına bakıyorum. Tuz koktu. VAR kayıtları açıklandı. Yapılan operasyona nasıl bir kırıp açıklanacak görelim diye Galatasaray'ın açıklaması var. Antalyaspor maçından sonra. Bundan sonra demek ki tüm takımlar. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanacak. Bu sezonun yani yeni yılın ilk derbisi. Ama şu anda açıklamalara bakıyorum. Hakemleri etki altında almak hakkında ne koyarsak koyalım. Yani biz
her geçen gün biraz daha iyiye gidecek derken var hakem hataları çok fazla. Hakemleri cezalandırmak geçen sezon ilk kez başladı. Sezonun bitimine 3 hafta kadar tekrardan cezalar denen hakemler oldu. Bu sezonda şu anda hakem hatalarıyla beraber tabiri caizse kesik yan hakimler oldu yani bayağı ve bunlar Galatasaray maçında hakemleri sezon sonuna kadar belki de maç alamayacak. Belki de hakemlikler bitecek ama olan yaşanan sorunlarda takımları oluyor. Dolayısıyla ben Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi şu yaşananları hiç doğru bulmuyorum. Bakın Galatasaray'ın Ankara gücü maçı var. Güzel futbol olacak. Zorbay Küçük diğer hakemler kadar geçmişinde Galatasaray'a karşı hatalarla dolu olan bir hakemden bahsediyoruz. En son Arda'ya bana da mı krampon fırlatacaksın, hadi bana da atsana gibi ifadeleriyle bilinen bir hakemden bahsediyoruz. Bilmiyorum yani bu sezon hep şu klişe bir laf var Demet. Bu hakemlerle bu lig bitmez deniliyor diye bu sezon gerçekten de pek yani o bitmez kelimesini kullanmak istemiyorum ama çok iyi geçmeyecek gibime geliyor. Yani bu sezon bu hakemlerle Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, altı takımların gerçekten işi çok zor. Ligin en iyi hakemleri diye gördüğümüz Fırat Aydınus, Süle Takipçili, Hoca bunlar hakemlikleri de bıraktı. Sürekli cezalanan hakemler, dinlendirilen hakemler. Bundan sonra çok zor yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olarak bakmamak lazım. Futbolun işi gerçekten çok zor gözüküyor. Biz bakın Galatasaray Ankara gücü maçı var. Bu yaşanan olaylar. Bu akşam nasıl bir hakem geliyorsa izleyeceğiz onu da çok merak ediyorum. İnşallah Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi hakem de bugün açıklanır yani bugün ya da yarın açıklanır. Zaten belli 3 aday var diyorum yani şu anda baktığı zaman aslında tek aday var. Eskiden 3-4 takım açıklanıyordu ama şu anda tek aday varmış gibi gözüküyor. Peki sizin de bahsettiğiniz gibi yani bunun sonrasında artık dünkü yaşanan olayın ardından nasıl bir yol izlenecek biz de bilmiyoruz. Ve her maçın ardından artık bu tartışmalar söz konusu olacak. Çünkü kuralları doğru yorumlayamayan bir hakem topluluğu gördük dünkü yayınlanan görüntülerde. Ve ilerleyen günlerde artık göreceğiz neler olacak. İsterseniz bugün karşılaşmaya geçelim hemen. Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek Galatasaray. Dün Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından lider ismi bir kez daha değişti. O yüzden Galatasaray için yine kritik bir mücadele olacak bu akşam. Nasıl bir oyun planı bekliyoruz Galatasaray'dan? Tabii ki Fenerbahçe maçından önce futbolcuları ne kadar saklarsan saklayın, ne kadar korusanız koruyun Fenerbahçe maçında akıllar vardır. Bunu yani istediğiniz kadar profesyonel olun. 3 gün sonra Fenerbahçe ile maç oynayacaksınız. Bu maçta bir kazanmadan o maçın önemi yok. Ama şöyle bir gerçek var. Okan Hoca bu maçı kazanmak adına bir defa teknik anlamda her şeyi deneyecek. Sınırda olan oyuncular var. Çok önemli mesela bakıyorum şimdi Mertens, Kerem, Abdülkerim, Bardakçı 3 tane oyuncu sınırda var. Ve hakemler konuşuyoruz. 3 oyuncu sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecekler. Sergio gibi, Boya gibi 2 tane cezalı oyuncu var bu maçta Galatasaray için. İkisi de önemli oyuncu. Kadro kurmakta zorlanıyor mu? Kadroyu kuruyor ama kulübe olarak baktığın zaman hamle oyuncular olarak baktığımız oyuncuların şu anda Lucas Torreira gibi, Sergio gibi, Boya gibi oyuncuların dışarıda olduğunu düşünürsek, Icardi gibi bir oyuncunun da henüz bu maçta oynaması bekleniyordu 10-15 dakika. Büyük ihtimalle kadroda yer almayacak. Kazım Can sakatlanmıştı. Yani Galatasaray'ın işi gerçekten zor ama aşağı yukarı 50 bin taraftan önünde olacak. Fenerbahçe maçı öncesi bir kazaya uğramak istemiyor. Okan Hoca'nın bugün sürprizleri olacak. Ben hemen muhtemelen oyuncuza mutlaka gelecektir ama önemli bir değişiklik var. Onu özellikle belirteceğim. Tabii. Kalede Muslera, savunmanı sağında Lerdubo, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Patrick Manolo, Mitcho Berkan. Bu taraftan başlarken Barış Alper Yılmaz, Sivas Spor maçında gol atan formda oyuncu. Kerem'in yerine Barış Alper Yılmaz bu akşam sahada yer alacak. Mertens, Raşitsa ve Gomis. Gomis de mecburiyetten Sivas Spor maçında çok formsuz bir dönem maç geçirmişti. Bu sezon kazandırdığı maçlar var ama kritik maçlarda ağır kalabiliyor. Bu akşam Gomis'e çok güç düşecek ama gizli golcü olarak Okan Hoca, Kerem'in de kart sınırında olduğunu düşünerek o bölgede Barış'ı kanat forvet gibi düşünüyor. Değil bu akşam Barış Galatasaray adına 11'imizde sürprize geldi. Şu andaki bizim mevcut vereceğimiz 11'de tek değişiklik söyleyebiliyorum. Kerem'in yerine Barış Alper Yılmaz bu akşam Ankara gücü maçında sahada olacak sevgili Demet. Bu da çok önemli bir değişiklik çünkü Kerem önemli bir oyuncu ama derbi maçı da var. Kart sınırında Barış'ın da yükselen performansını düşündüğümüz zaman Sivas'ta attığı o güzel gol Mertens'in arapasına. Dolayısıyla bugün akşam Galatasaray adına Kerem ilk 11'de sahada, Barış Alper Kerem'in yerine sahada olacak. Baktığımız zaman cezalı oyuncular var. İşte az önce de ifade ettim. Sergio Oliveira, Boya cezalı, Icardi sakat, Kazım Can sakat. 5 tane son 2-3 maç önce oynayan 11 oyuncusu bu akşam yok.
Onların yerine de baktığımız zaman oynayan Mertens'in ve Abdülkerim Bardakçı'nın kart sınırında olması o projeyi düşündürüyor. Eğer ilk yarıda skoru bulmuş olursa, istediği skoru elde ederse bu iki oyuncuyu ikinci yarıda dinlendirme planları da var Okan Hoca'nın. İleri uçta Gomis dışında aslında çok da bir seçenek yok. Seferovic'in formsuzluğu sebebiyle yer alamıyor. Icardi'nin peki sahada olmasını bekliyor muyuz belirli bir sürede olsa? Bekliyorduk ama dün akşamki idmanda deniliyor. Zorlama yapılmadığı için ben bu akşam, yani bu Ankara gücü maçında da beklemiyorum. Fenerbahçe derbisinde bu yarın ve ertesi gün yapılacak antrenman verecek. Yani cuma, cumartesi antrenmanı verecek. Tabii biz bekliyorduk 10-15 dakikada olsa Ankara gücü maçında sahada olacağını. Ama dün akşamki antrenmanda kendini zorlamıyor ve maç kadrosunda olmayacağı bilgisi geldi bize. Yani bu akşam üzerinde baktığımız zaman ben de Icardi'yi bekliyordum. Gomis, evet. Seferovic'in formsuzluğu, o yüzden Gomis oraya mecbur ama iki tane gizli golcüsü var. Barış Alper Yılmaz, bunun yanında da Mertens'i Galatasaray biraz daha hücumda kullanabilecek gibi. Hatta buna Raşit Say'ı da ilave edebiliriz yani. Peki, çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, görüşmek üzere. Teşekkürler. Savaş Çorlu'ya aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Devam ediyoruz şimdi kaldığımız yerden. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Fraportavo Antalya Spor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Maçın özet görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Sırada günün ikinci Skype bağlantısı var. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber Avrupa'nın gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Hüseyin abi, nasılsınız? Hoş bulduk Demet. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin hepinize. Çok teşekkür ederiz. Cristiano Ronaldo ile devam etmek isterdim ama şimdi bir VAR kayıtlarını konuşalım. Ondan sonra devam edelim Cristiano Ronaldo ile, evet, istiyorum. Dün tarihi bir gün yaşandı. İki karşılaşmanın VAR kayıtlarını izledik. Hakem hatalarını aslında karşı karşıya geldik. Öncelikle bu konuyla ilgili bir yorumunuzu almak istiyorum ve asıl merak ettiğim şey de dünyada bu uygulamalar nasıl ilerliyor? Şimdi Sivasspor Galatasaray maçındaki olayı konuşmuştuk zaten. Yani ortada hiçbir şey yokken çok gereksiz bir VAR müdahalesi olduğunu ben söylemiştim. Tekrar ediyorum, ben VAR uygulanmaya başladığından beri dünyada çok yakın takip ediyorum. Bütün VAR statülerini, bütün protokollerini okudum. Hepsi bilgisayarımda yüklü. Gerektiğinde de açıp bakıyorum. Dolayısıyla çok yanlış bir VAR müdahalesi yapılmıştı orada. Açık, net, bariz, hatayı ispat edecek bir kanıt olmadan hakemin monitöre çağırması tamamen VAR'ın protokol yanlışıydı, uygulama yanlışıydı. Ve bu gerçekleşti. Hakem de uydu ona. Hakem eğer uymayıp yok ben kanıt göremiyorum burada deyip golü verseydi hem VAR'ı kurtarmış olacaktı hem kendini kurtarmış olacaktı. Bugün bütün bunlar yaşanmayacaktı. Bu işin teknik boyutu. Ancak kural hatası da olmadığını söyleyelim. Sivasspor'un itiraz ettiği gibi. Onu da parantez içinde hemen söyleyeyim. Gelelim dünyadaki uygulamalara. Şimdi bu federasyonun dünkü VAR kayıtlarını açıklaması dünyada bir ilk. Nasıl ilk? Şikayet üzerine, yani tepkiler üzerine, talep üzerine ilk defa dünyada bir federasyon VAR veya konfederasyon VAR kayıtlarını açıklıyor. Bu hiç olmadı dünyada. Çeşitli örnekler var. Bunların en başında gösterilen Hollanda örneği var. Ki bundan 3 yıl önce ben Hollanda Futbol Federasyonu ile de yazışmıştım. Ve bana da göndermişlerdi. Onlar eğitim amaçlı 2019-2020 sezonunda eğitim amaçlı her hafta VAR ile karara bağlanmış bir pozisyonu seçip yayınlıyorlardı. Ve insanlar VAR da o zamanlar daha yeniydi. VAR'ın nasıl kullanıldığını öğrensin, hakemler orada nasıl aralarında konuşmalar yapıyorlar görsünler diye eğitim amaçlı yayınlanıyordu. Bu ve bu İFAB'dan izinli olarak yapılıyordu. Başka bir örnek CONMEBOL'de var. CONMEBOL yani Güney Amerika Konfederasyonu Libertadores Kupası'nda, yani Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi'nde bir takım eğitim amaçlı yine VAR kayıtlarını yayınladı. Dolayısıyla bunlar hep eğitim amaçlı ve seçilen ama hiçbir zaman ya bizim hakkımız yendi talebiyle olmayan kayıtların gösterilmesiydi. Bizde ilk defa dünyada böyle bir talep üzerine, böyle bir infial üzerine VAR kayıtları gösterildi. Bunu İFAB'dan izin alarak mı yaptılar bilemiyorum. İFAB buna ne tepki gösterecek? Bugün İFAB'a bir e-mail atacağım ve daha önce ben İFAB'ın
genel müdürüyle bir röportaj yapmıştım. Foto maçta da yayınlanmıştı. Dolayısıyla ona bir mail atacağım, soracağım nasıl karşılıyorsunuz, cevap verip vermeyeceklerini bilmiyorum ama İFAB'dan izin alıp alamadığını bilmiyorum ama bu böyle devam eder mi bilmiyorum. Pandora'nın kutusu açılmış oldu çünkü kulüplerin hemen talepleri ardı ardına gelmeye başladı. Bundan sonra da gelecek, işte benim pozisyonu da gösterin diyecekler. Bunun sonuna önünü almak çok zor. Zaten İFAB diyor ki her hatalı pozisyonda, her hatalı kararda, her tartışmalı pozisyonda biz bunları yayınlamaya başlarsak başa çıkamayız diye zaten baştan sınırı o yüzden koymuşlar. Bilemiyorum sonunda bu nereye varacak. Federasyon bence hiç iyi bir iş yapmadı bu karar konuşmaları açıklamakla. Sadece bir yazılı açıklamayla MHK'nin dün yaptığı gibi hakemleri görevden aldıklarını söyleselerdi insanlar zaten anlayacaklardı o hakemler hatalı. Bakalım önümüzdeki dönemde bayağı tartışmalı ve hararetli geçecek gibi duruyor Demet. Sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi her şüpheli pozisyonda aslında VAR kayıtları istenecek. Bakalım nasıl bir lig sezonu bizi bekliyor. Devam edelim. Evet. Ronaldo ile devam etmek istiyorum. Artık El Nasr'a imza atıldı ve bir Şampiyonlar Ligi'ne özel bir madde olduğu söz konusu aslında Newcastle ile ilgili. Bunun detaylarını bir sizden dinleyelim. Şimdi haberi izlerken demek şunu düşündüm. Demek ki biz Ronaldo'nun motivasyonunu yanlış anlamışız. O yüce gönüllülükle gitmiş Suudi Arabistan'a. Öyle diyor. ve aslında hiç para motivasyonu yokmuş meğerse. hakikaten gülümsedim kendi kendime. Asya'yı kalkındırmak. Şimdi evet. Suudi Arabistan futboluna katkıda bulunmak, gençleri yetiştirmek falan. Güzel. Şimdi Marka gazetesi bir iddiada bulundu Demet. O da şu. Suudi Arabistan sermayesinin dünyanın en büyük fonuna sahip sermayenin takımı. Dolayısıyla Ronaldo'nun da Suudi Arabistan'a gelirken, çünkü El Nasr'ın sahibi de bir yerde Suudi Arabistan olduğu için iki sahip de aynı. Ronaldo'nun oraya gelirken eğer Newcastle gelecek yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, yani Premier Lig'de ilk dörde girer ise beni Newcastle'a kiralayın şartı koşmuş deniyor. Marka tarafından ortaya atılan iddia bu. Hı hı. Gerçek olup olmadığını bilemiyoruz tabii. Ama Marka Suudi Arabistan'a gideceğinde bayağı iddia etmişti ve sonunda gerçekten çıktı. Bakalım böyle bir durum ortaya çıkacak mı? Bunu ancak sezon sonunda ligler bittikten sonra göreceğiz. Yaz transfer döneminde göreceğiz. Hı hı. Ronaldo Newcastle'a gerçekten gidecek mi? Newcastle şu anda hani Şampiyonlar Ligi yolunda ilerliyor. Bakalım bunu göreceğiz. Ama Ronaldo tabii ki Suudi Arabistan'da büyük ses getirdi. İşte tanıtımda da görüyoruz. Tribünler tıklım tıklım dolmuş. İnsanlar mutlu. Evet, Ronaldo gibi bir dünya tabii ki dünya yıldızı Ronaldo gelmiş ülkelerine. Yani Türkiye'ye Ronaldo gelse biz de gidip görürüz yani stadyumda. Sonuçta Ronaldo bu. Buna diyecek hiçbir şey yok. Sportif performansına zaten çok büyük saygı duyuyorum ben. Hep seninle konuştuk. Bu son dönemde yaptıkları karakterini ilgilendiren konularda ben Ronaldo'yu eleştiriyorum. Evet. Ama onun dışında Ronaldo'nun bir ligde oynaması tabii ki o ligi çok büyük zenginlik katar. O da ayrı bir mesele. Peki devam edelim. Şöyle bir konumuz var. Pele'nin tabutu başında FIFA Başkanı Infantino bir selfie çekti. Ve tabii ki böyle bir davranışta bulunursanız eleştirilerinde odağı oluyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Infantino şaşırtmaya devam ediyor. Yani futbolun yönetimiyle ilgili biliyorsunuz zaten inanılmaz böyle fikirleri, projeleri olan bir yönetici Infantino. Görünen o ki 2031 yılına kadar da futbolun başında kalacak dünyada. Brezilya'da Pele'nin cenaze töreninde işte onlar hani cenaze tabutun kapağını açıyorlar. Orada insanlar gelip saygılarını belirtiyor. İşte Infantino'nun dün bir selfie, tabut başında bir selfie çektiği görüldü. Yani futbolun patronusun sen. Orada çok ciddi bir ortam var. İnsanlar yaz içinde ve sen orada birisiyle selfie çekip işte gülümsüyorsun bir de makineye. Yani olacak iş değil hakikaten. Bütün dünyada bayağı bir eleştiri aldı bu Infantino'nun hareketi. Infantino bir de duymuşsundur sen de veyahut da duyuldu bütün dünyada. Her ülkede bir stada Pele adı verilsin falan diye de bir fikri var yine. Evet, evet. Çok böyle parlak bir fikirle geldi, çıktı ortaya. ne diyeyim yani diyecek fazla söz bulamıyorum. Kesinlikle. İşte Gianni Infantino.
Peki dünya dart şampiyonasını geçen yayınımızda da konuşmuştuk. Şampiyon belli evet. oldu. Şimdi sizin yorumunuzu almadan önce kısa bir görüntümüz var aslında şampiyonayla ilgili. Onu ekranlara getirelim. İzleyicilerimiz izlesin. Tabii sonrasında ki. Üzerine konuşalım. Görüntüleri ekranlara getirdik. Sizin yorumunuzu alacağım ama şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar çok takipçisi olduğunu aslında dartın hiçbirimiz bilmiyorduk. Yani ben sabah yayınlarımda Demet biliyorsun ara sıra başka sporları da evet, hani evet. gündeme getirip izleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Dart şampiyonasında böyle uzaktan da olsa takip ediyordum. Hı hı. Ve bilgilendirmek istedim izleyicilerimizi. Geçen gün bahsettim bundan. Dün gece de bu maçın işte görüntülerini izlediğimiz finali yapıldı. İngiliz Michael Smith, Hollandalı Michael van Gerwen'i 7-4 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. 2023 dünya şampiyonu oldu. Gördüğün gibi inanılmaz ateşli bir seyirci var salonda. Evet. Yani sanki bir futbol maçını aratmayacak bir atmosfer var salonda. Ve o kadar büyük rağbet var ki televizyonlarda dün akşam Britanya'da reyting rekorları kırılmış. Almanlarda da darta karşı büyük bir ilgi başladı. Çünkü onların da dartçıları tarihlerinde ilk defa çeyrek finale geldi. Fakat Michael van Gerwen'e elendi. Fakat yine de çok popüler oldu Almanya'da. Hatta bir dart Premier Ligi var. Oraya davet edilmeyeceği konuşuluyor. Gerçi kendisi ilk onda olmadığı için davet edilmeyecek büyük ihtimalle ama yine de hani seyirci ilgisinden dolayı Almanlar da ilgi Hı-hı. duyuyorlar diye hani Premier Lig'in gelirleri artsın diye öyle bir düşünce varmış. Wildcard'la çağırma düşüncesi ama henüz daha belli evet. değil. Fakat gördüğün gibi müthiş bir ilgi, müthiş bir tezahürat ve ateşli bir seyirci. Gerçekten zevkli de bir spor aslında baktığında. Hani evet. insan heyecan duyabiliyor. Ve böyle bir dünya şampiyonası daha geride kaldı ve çok büyük ilgi çekti dart dünyasında. Evet, özellikle bu finalden sonra da birçok fanı çıkacaktır diye düşünüyorum Türkiye'de. Çıkacaktır, özellikle. Çıkacaktır evet. Peki, çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Kendinize ben iyi bakın. Ben de teşekkür i̇yi ederim. Haftalar. Kolay gelsin. İyi haftalar, iyi yayınlar. Hüseyin Özkök'e aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sabah sporunda ikinci saat diliminin sonuna geldik. Dün akşam yayınlanan 90+1 programından öne çıkan anlar sizlerle olacak. Saat başında 3. saat ve son saatle buradayız. Şimdi sabah sporunda günün son Skype bağlantısıyla karşınızdayız. Ümit Aktan bizlerle birlikte olacak kendisiyle. Hem günün konularını hem de tabii ki Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. 17. Harika. Haftayı konuşalım ama öncesinde tabii bir TFF'nin artık yayınladığı bu VAR odasının görüntülerini bir konuşalım istiyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Hakemlerin kural yorumlarıyla ilgili aslında eksikleri olduğu biraz ortaya çıktı. Kafalar biraz karıştı. Tabii çok net de bir insan kaynağı problemi olduğunu da söyleyebilir miyiz bu görüntülerin ardından? Yani bir VAR kaydının açıklanmasıyla 4-5 kişinin çok önemli eksiklerinin olduğu, hakemlerinin yetersiz olduğunu gördük. Hı hı. Demek ki birkaç VAR kaydı açıklasak hı hı. maç yönetecek hakem bulamayacağız demektir. Yani bu VAR kayıtları sırasında kurulan diyalogların, çağırma biçimlerinin hı hı. ve oradaki yardımcı olabilecek unsurların tespit edilmesindeki aksaklığın üst üste konduğu zaman gerçekten çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Bir çığır açıldı. Bu çığır dünya futbolunda da açıldı. Yok çünkü. Bunun bir uygulaması yok. Bir benzeri yok. VAR kayıtlarının açıklanması olayının bir benzeri yok. Şimdi herkes her türlü VAR kaydının açıklanmasını bekleyecek ve olaya da Galatasaray'ın Sivasspor, Fenerbahçe'nin Antalya Spor maçları açısından hep Galatasaray Fenerbahçe açısından bakılıyor. Antalya Spor ve Sivas Spor açısından bakıldığı zaman çok daha farklı değerlendirmeler yapılabilir. Bunlar da başka bir bölgeyi, puan cetvelinde ayrı bir bölgeyi ilgilendiriyor. Orada da canlar yanıyor, burada da canlar yanıyor. Ben sıkıldım ve bıktım. Yani hafta sonunda oynanacak olan bir derbinin öncesinde ne hale geldik? O derbinin sağlıklı oynanabileceğini, sağlıklı yönetilebileceğini, sağlıklı bitebileceğini kimse bana söyleyemez. Hı hı. Yani o maçın içerisindeki bir taç kararı bile sonradan çok fazlasıyla tartışılacaktır. Şu iki takımın oynadığı, iki haftadır oynadığı maçların hepsini tartıştığımıza göre, ortalık hı hı. böyle bir toz duman hatta alev yandığına göre derbiden... Hepimize Allah korusun. Hı.
Yani bir an evvel ben pazar gününe ulaşmak, hatta pazartesi bulup bu haftayı bir an önce geçmek istiyorum. İçim daralıyor bunları düşündüğüm zaman. Her tarafından tutuyorum. Nereden tutacağımı bilemiyorum. Çünkü her tarafı ateş içinde. Elim yanıyor neresinden tutsam. Herkes haklı ve herkes haksız. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Az önce Hüseyin Özkök'le de konuştuk. O da bu var görüntülerinin ortaya çıkmasının dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Normalde yurt dışında böyle bir iznin alınmasının dahi çok zor olduğundan bahsetti. Şimdi ben de bu bağlamda şunu merak ediyorum. Şimdi bu görüntüler yayınlandı ve herkes tabii ki her maçın ardından kendi karşılaşmasının görüntülerini isteyebilir. Ve eğer böyle bir ihtimalin olmadığını düşünmek istiyorum aslında. Bir daha böyle VAR kayıtlarının kamuoyuna gönderilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve futbol kamuoyunu aslında şeffaflık adına eğer bu görüntüler yayınlanmazsa nasıl tatmin edecek artık Türkiye Futbol Federasyonu? Yani yayınlanmaması bir başka kavgaya neden olacak. Yayınlanması gördüğünüz gibi, evet, yaşadığımız gibi bambaşka bir gerginliğe, gerilime, tartışmaya neden oluyor. Bu dünyada benim bildiğim kadarıyla Hollanda'da, bir de Güney Amerika'da CONMEBOL'da bir eğitim amaçlı yapılan bir çalışmaydı. Yani VAR nasıl işliyor bakın görün. Bu diyaloglar kuruluyor, bu nedenle çağırıyor, böyle yardımcı oluyor. Bunu göstermek için yapılmıştı. Oysa burada şimdi yapılan hakemi ateşe atmak üzere. Tamam hakemler hata yapıyorlar. Burada da fahiş hatalar var ama hakemliğini bitirmek üzere yapılan VAR kayıtları açıklaması. Şimdi bir takım daha isteyebilir. Geçmişe yönelik de isteyebilir. Oynanacak maçla ilgili de isteyebilir. Bir pozisyonda benim faulüm niye verilmedi? Bakın eline değdi mi değmedi mi? VAR niye çağırmadı? Diyerek VAR kayıtlarının dinlenmesi durumunda bu ligin tamamlanması mümkün değil. Oynanması mümkün değil. VAR kayıtlarının hiç dinlenmemesi durumunda da bu örnek gösterilecek bir çalışma var. Orada yaptınız, burada da yapın denilecek. Sezon sonunda bırakın Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Sivasspor bir puanla küme düşüyor olsa veya Antalyaspor bir puanla küme düşüyor olsa ne olacak? O zaman tekrar geriye döneceğiz. Dün akşamki maça, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maça bakacağız. Ha burada Antalya'nın bir puanı vardı. Bunu hakem yok etti. Çünkü bence o maçın zaten fahiş hatası offside kararı falan değil. Golün iptal edilmesi değil. Zalai'ye gösterilen kartın iptal edilmesi. Şimdi orada oyun devam ediyor. O bölümde oynanan oyunu oynanmamış sayıyor. Oyun dışında sayıyor ve kartı iptal ediyor. Peki seremoniye çıkarken İstiklal Marşı okunacak. Okundu bitti. Bir oyuncu geldi diğerine kafa attı. Daha oyun başlamadı ki mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Kartı vereceğiz ve oyundan atacağız. O zaman oradaki kart niye iptal? Bence son dönemde yapılan en fahiş, en büyük, en önemli hakem hatası o pozisyondur. Sizin de dediğiniz gibi neresinden tutarsak aslında farklı bir mevzu ortaya çıkıyor. Doğru. Acaba maalesef bu olayın ardından yabancı yani, hakem konuları da artık pozitif anlamda yön yüzüne çıkar mı sizce? Biz yabancı hakemi getirirsek Avrupa'dan bizi tamamen silerler. Küme düşeriz. Bunu kimse göz ardı etmiyor, düşünemiyor. Avrupa liglerinden yarıştığımız Avrupa elemesi, ön elemesi, Dünya Kupası ön elemesi oynadığımız gruplarda hangi ülke yabancı hakem kullanıyor? Hangi ülke? Bir söyler misiniz? Faroe Adaları bile Faroe Adaları'ndaki hakemle oynatıyor ki ligi yok. Yani Vaduz takımı başka bir ülkenin, İsviçre'nin liginde oynuyor. Lüksemburg'da lig yok. Ama İsviçreli hakem yönetiyor İsviçre ligindeki maçları. Yani bu böyle bir şey yok. Getirdiğiniz anda hakemliği çöpe attınız demektir. Türkiye'de hatta Türk futbolunu çöpe attınız demektir. Bunun düşünülmesi, teklif edilmesi bile hani vardır ya anayasada değiştirilmesi teklif edilmeyen madde. Bence yabancı hakem konusu teklif edilmesi bile günahtır, yasaktır, düşünülmemelidir.
Peki. O zaman 17. haftaya bir geçelim isterseniz. İki karşılaşma oynadı. Geçelim. Arkadaşlarımdan geçelim. Da rica edeyim ekranı da versinler haftanın programını ve oynanan karşılaşmaları. Fenerbahçe ile ilk önce bir başlayalım. Dün 2-1'lik bir galibiyet aldılar. Aslında ilk yarıdaki performans çok beğenilmedi. Ya 3 puan aldılar sonuç olarak ama eski Fenerbahçe'den aslında biraz farklı bir görüntü çiziyor gibiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Fenerbahçe bildiğimiz Fenerbahçe, iyi oynayan, çeşitli, çok farklı oyuncularıyla gole ulaşabilen etkili bir takım. Hem ön bölgede hem orta alanda çok etkili bir takım. Oyuna attığı oyuncularla oyununu yükseltebilen bir takım. Dolayısıyla doğaldır galip gelmesi bu deplasmanda. Ben hakem tartışmalarını bir yana bırakıyorum. Sabah sabah sevimli konuşmak, pozitif konuşmak istiyorum ama maalesef öyle bir hale getirdiler ki biz de davul gibi gerilmiş bir vaziyette oynuyoruz ligimizi ve o ligin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Yani Fenerbahçe bildiğimiz gibi yarışın içerisinde sonuna kadar gidecek olan ve çok çeşitli silahlarını doğru kullanan bir takım. İyi oynuyor. Ben yani Fenerbahçe'nin galibiyetinin maçın doğal sonucu, futbolun doğal sonucu olduğunu düşünüyorum. Ha, pozisyonlar tartışılabilir, o ayrı ama o olmasa da tartışılacak hiçbir pozisyonun olmaması mümkün değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de galip gelmesi son derece geçerli ve mümkün bir olaydı ama maalesef şimdi de başımıza bir de ofsaytımsı diye bir yorum, bir de paralel evren diye bir kavram girdi. Peki, bir de tabii zemin problemine rağmen Fenerbahçe 3 puanı almış oldu. Maalesef. Evet. Çarşamba günü peki, bugün... Peki Sivas'taki zemin iyi miydi? Evet, Sivas'taki bir de onun zemin... tartışmaları var aynı şekilde. Yani marul tarlası gibiydi. Kesinlikle. Çarşamba gününe gelelim isterseniz. Burada Galatasaray'ı bir inceleyelim. Bugün önemli bir karşılaşma var. Onlar da tabii Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından ikinci sıraya düştüler. Bugün artık zirve için aynı şekilde yine sahneye çıkacaklar. Evet. Belki Ankara gücüyle saat 20'de karşı karşıya geliyor. Muhtemel 11'de rica edeyim arkadaşlarımdan. Onun üzerinden de konuşabiliriz. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Ve zorlu, rakibin zorluk çıkartacağı bir karşılaşma oynayacak Galatasaray. Galatasaray iç sahada bu zorlukları çözmekte zorlanıyor. Bir de oyuna oyuncu kattığı zaman oyunu düşen bir takıma dönüşüyor. Bunu da oyuncu seçimleri, kadro oluşturmasındaki profil nedeniyle doğal olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Torreira'nın yokluğu önemli bir eksiklik. Fakat çok daha büyük bir sorun var. Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın kart riskinde oynuyor olmaları ve bu oyuncuların da kart görmeleri durumunda hafta sonunda derbide oynayamayacak 3 hayati oyuncu olması. Bu bir sıkıntı Galatasaray için. Oynatamadığı oyuncuların dışında oynayanların kart görmesi riski çok sıkıntılı. Galatasaray iç sahayı dış saha kadar iyi oynayamayan bir takım görünümünde. Bir de üstelik Demet düşünelim Gomis 60, Seferovic yok. Icardi belli değil. Yani ön tarafta Barış'la maçı sürdürmek zorunda kalabilirsiniz. Sol tarafta Kazımcan yok. Emre Taşdemir yok. Van Arnold bana kimse var diyemez o da yok. O zaman Galatasaray'ın sol tarafı da sıkıntılı. Yani bu akşam Galatasaray'ı sıkıntılara düşebileceği bir maç bekliyor. Düşünelim son oynadığı karşılaşmayı. 2-0 iken İstanbulspor maçında maç 2-1 olduğunda bir panik, bir telaş, oyuna girenlerin bir şey ekleyemediği bir Galatasaray son dakikada uzatma dakikalarında 2-1'i zorlukla koruyabildi. Okan Koçuk'la koruyabildi. Yoksa o maçta puan gitmiş, lider değildi şu anda. Yani bu akşam kazansa da lider olamayacak bir durumdaydı. Böyle bir sıkıntısı var. Bu akşam Galatasaray'ı eğer o 2-0 bile öne geçse sıkıntıdan kurtulamayacağı bir maç bekliyor. Muhtemel 11'imizi de bir hatırlatalım. Kalede Muslera, savunma dörtlüsü. Van Arnold, Abdülkerim, Nelson, Duba. Ortada Berkan, Micho. Solda Kerem, sağda Mertens, ortada Raşitsa ve ileri üçte de Gomis bekleniyor. Ama az önce Savaş Çorlu'yla da konuştuk. Kerem'in oynama ihtimalinin biraz düşük olduğunu söyledi. Kerem de eğer oynarsa bu karşılaşmada zaten 100. karşılaşmasına çıkmış olacak. Kerem'le ilgili neler söylersiniz?
Kerem'in oynamamasının iki nedeni olabilir. Bir, kart görme ihtimalinden korumak amacıyla derbiye saklanması, derbide bir silah olarak kullanılması. Bu tabii Ankara Gücü karşısında da Galatasaray'ın hızını ve öndeki etkinliğini azaltan bir tablo ortaya çıkarır. Barış'ı kenara atarsınız belki. Raşit'se oynar. Yunus yok. Dolayısıyla tek kanatla uçmaya çalışan, yani çırpınan bir takım durumuna düşersiniz. Oynatırsanız da risk görme riski var. Ama Abdülkerim Bardakçı'nın da aynı şekilde kart görme riski var. Hani o riski sırtında taşıyarak oynayacaklar bu karşılaşmada. Dolayısıyla hangisini koruyacaksınız? Birini almanız durumunda gücünüzden kaybediyorsunuz. İkisini alırsanız çok güçsüz kalıyorsunuz. Hepsini oynatırsanız hafta sonu riske giriyorsunuz. Yani bu bence içinden çıkılması zor bir denklem. Çok beyefendice, suya sabuna dokunmadan oynarsanız da Ankara Gücü sizden puanı alır gider. Peki bakalım, göreceğiz neler olacak bu akşam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Size iyi haftalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ümit Aktan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz ve biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçında Enkudu'ya sarı kart gösterilen pozisyonun VAR kayıtları açıklandı. Detayları konuşmuştuk zaten, bir de görüntüleri inceleyelim. Dünyadan spor ve maç özetleriyle Sabah Spor'u bugünlük noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.